Grönland buzulu 8 Temmuz günü böyleydi. 12 Temmuz'da bir kez daha görüntülendi uydu üzerinden. 4 gün sonra çekilen fotoğrafta buzul bu haldeydi. Veriler buzulun eriyen kısmının oranının aradan geçen 4 günlük zamanda %40'tan %97'ye çıktığı yönünde. Bilim dünyası şaşkın. Grönland buzulunda yılın bu döneminde yani yaz aylarında görülen erime normal. Onlara göre bu Grönland buzulunda son 30 yılda meydana gelen en büyük miktardaki erime. Buzulda yılın bu döneminde yani yaz aylarında görülen erime normal ancak belli bir orana kadar. O oranda önceki ölçümlere dayanarak toplam alanın %55'i. Bilim dünyasını da şaşırtan bu erimenin hızı ve boyutu. Bu ani ve hızlı erime nadir görülen doğal bir gelişme mi yoksa insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu mu belli değil. Ama bilim dünyasına göre bu incelenmesi gereken bir olgu.